sanayici olarak artık küresel dünyanın içinde yaşarken biliyoruz ki bugün sanayici ham maddesini veya ürününü ya nehirden ya denizden nehirle götürüyor veya da demir yoluyla götürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar dış ticaret hacmi olan bir deniz, Türkiye'nin 8. kenti Denizli. Ne treni var, ne nehri var, ne de denizi var. Ulaşmak istiyoruz, ulaşamıyoruz. Ve bugün bunlarla birlikte ulaştığımız zaman bile, hatta gelen mallarımızı karşılamak için bile Ege'de limanımız yok. Ben Denizli olarak konuşuyorum. Bu sorun tabii Ege'nin de sorunu. Bugün Ala, siz Ala'nın ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Çok şikayet ettik. Ağladık ağladık Çandarlı dediler. Ama Çandarlı'yı da yapmıyorlar. Çandarlı'da da yok. Dolayısıyla Denizli eli kolu bağlı bir il. Ben 2 gün önce Denizli'nin platform sözcüsüyüm. Bu konuları bizi sahipsiz bırakmayın diye ağladım. Yıllardır ağlıyorum da bir daha ağladım. Şimdi burada biz sizin yaşamınız için ana işiniz DFDC olarak ulaşım nakliye. Bizim de aldığımız malı getirmek ve ürettiğimiz malı da götürmek gibi bir sorunumuz var. Bizim sorunumuz daha büyük. Halbuki biz kaybettiğimizi düşündüğümüz yerde Türkiye kaybediyor. Çünkü bugün herkes çok iyi biliyor ki ihracatta 1 dolara iş alıyoruz, 1 dolara iş kaybediyoruz. Ama bugün karayoluyla nakliye demek, bugün 25 dolar ton nakliye getiriyoruz biz Aliağa'dan. Can dayanır mı buna? Dolayısıyla bunlar tabii ki ülkenin sorunu. Bu benim sorunum. Bir sivil toplum lideri olarak benim sorunum. Ama bu aynı zamanda ülkenin sorunu.